hem mezuniyet törenini yapacağız hem de çok önemli hepimizin yakından tanıdığı isimlerle çok ilham verici olacağına inandığım bir seans gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Doğan abi, en çok alkışı sen aldın. Buradaki amaç bu kişinin hayallerine ulaşması, onun Tabii. için giden yolda ona örnek olabilecek insanlarla tanışması, belki her gün YouTube'da izlediği Doğan Kabak'la orada bir soru sorması, onunla muhabbet etmesi, hayatındaki çok şeyi değiştirebilir ya da dışarıdan kolay gözüken şeylerin ne kadar zor olduğunu anlayabiliyor. O yüzden birazcık emeği de anlamaya çalışıyorlar. O yüzden bu proje sadece bir iş gibi değil, onları aslında hayata hazırladığımız bir sosyal sorumluluk gibi bizim için. Ama biz de buradan bir arkadaşlarımızla bir yol yürüyebileceksek bu bizim için çok Tabii. büyük bir memnuniyet olur. Mustafa Bey gibi arkadaşlarım var. Onların uçağı ve jetleri var. Öyle motive oluyorum. Biz tarihteki son kalan orta sınıflar. Biz orta sınıflar her zaman motive olabiliriz. Onu Mustafa Bey'e sormanız lazım. Siz nasıl motive oluyorsunuz diye. O kadar iş yaptın. Jetin yok mu daha senin? Yok inşallah. Motivasyonumuzu kaybedecek bir şeye sahip olmam. Bilmiyorum, jet alınca motivasyon kayboluyor mu abi? Yani. Jetine göre değişir filan. Yeni işle motive oluyoruz. Yeni iş çalışmaya başladığımız andan itibaren de başarı motivasyonu başlıyor. Şöyle bir durum var. Oynayabilirdim de. Oynayan evet. insanlar da var dijital mecralarda. Oo, dolu. Ama 950 tane video çekmişim. Çok yorucu. Yani ben aslında şu anda hayatımın en konforlu işini yapıyorum. Şu an seninle burada konuştuğum gibi ya da arkadaşlarla konuştuğum gibi çıkıp video çekiyorum. Hmm. Yani bir otomobile binsek ikimiz o otomobile konuştuğumuz şeyleri video haline getiriyorum aslında. O yüzden çok konforlu. İş yaptığından dolayı bahsetmiyorum. Çocuk Fırat'tan bahsediyorum. O yüzden geriye dönüp hani ben nerede... Bir mesaj oldu. Çok önemli oldu. Evet. Bu mesaj. Yani bu herhalde yoktu. Ama okulu bırakmak için de çok fazla sebebim vardı. Okul puanını işte 2 almış, 2 puanı var çocuğun. Daha yukarı. Ya benim şimdi o tarafın pozitif yönleri var. Şöyle mesela bu aldığım eleştirilerden de bir tanesi. Alabilecek. Bizim için bir tamamen sürdürülebilir bir proje. 2025'in planlaması ve bütün süreçleri tamamlandı. Bu sene ilk seneydi. Biz de bazı şeyleri yeni öğrendik. Bizim de eksikliklerimiz olabilir. Arkadaşlar da bir şey olduysa ben şimdiden özür diliyorum. Eksiklikler her zaman olabilir. Kendimizi geliştirerek, üstüne koyarak bunu bir imza proje haline çevireceğiz. Bu %100 kararımız bu yönde. Bunu belki ileride artık tamamen entegre bir belki üniversitelerle, belki bazı eğitim kurumlarıyla bile tam entegre edebiliriz. Ama dediğim gibi 2025'te, 2026'da da her sene bütçemizde yer alan ve tamamen içinde olacağımız bir süreç olacak. Bu net. Bravo, buna alkışlıyoruz gerçekten. Arkadaşları bu programa gelmiş olmayı bir şans olarak görmesinler. Daha şansınızı yakalamadınız. Bu programda olduktan sonraki şansları zorlayın lütfen. Yani bu şu son şansınızın sonu değil bu. Başlangıcı Tabii bu program. Ki, çok evet. önemli bir şey. Buradan daha nereye uzanabilirimi zorlamaya başlayın ve zorlayın. Bence hem bizlere hem katılımcılara çok ilham verici oldu. Çok öğretici oldu benim için de. Başta size çok teşekkür ediyorum. Kendi aralarında sadece özel bir çekiliş yapılacak bugün. Harika. Oradan çıkacak 10 kişiye bütün masraflarını karşılayarak yurt dışındaki ofislerimize gönderiyoruz. Bravo! Alper Saruhan. Elif Bevra Demir. Elif Pınar Suroğlu. Miray Takım. Mukaddes Selim Hınç. Hem Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutladığımız bu dönemde hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyoruz. Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilk defa Zeren Grup olarak Brand Week'e katıldık. Bizim için çok önemliydi, çok önemli bir süreçti. Brand Week ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel hazırlanmıştı bütün program. Bizim için de çok renkli geçti. İlk gün Yasemin Sakallı, İbrahim Büyükak, Kaan Sekban moderatörlüğündeydi. İkinci günümüzde de dün Mustafa Yiğitseren Yönetim Kurulu Başkanımız ana salonda Yekta Kopan moderatörlüğünde Giray Altınok ve Kerem Özdağ'la birlikteydi. Lancımızın adı belki biraz önce de görmüşsünüz. Hayallerinin peşinden gidenler. Biz Zeren Grup Holding olarak her zaman
zaman hayallerinin peşinden giden ve hayallerini projelendiren bir ekibiz. Çok keyifli bir gün geçirdik. Bugün de sosyal sorumluluk projemiz Bir Sen Bir Geleceğin ilk mezunlarını verdik. Kaan Sekban moderatörlüğünde Fırat Parlak ve Doğan Kabak'la birlikte ilk mezunlarımızı verdik. Çok mutluyuz. Evet, bir yıl boyunca bir eğitim sürecinden geçtiler. Bilim virüsüyle yaptık bu işbirliğini de. Eğitim programlarını onlar hazırladılar. Programın sonunda onları mezun ettik ve hem staj olanaklarını değerlendirecekler Zeren Grup Holding'in içinde, hem de çalışmak isteyenlerle koşullar uyarsa birlikte çalışacağız. Program şöyle başladı. 100 lise öğrencisini, 100 de üniversite öğrencisini online platform üzerinden eğittik. Bu programların içinde gelecekle ilgili bütün yetkinliklerini geliştirecek bütün programlar vardı. İşte AI'dan, işte gelecek yetkinlikleriyle ilgili bir sürü program hazırladık. Ve ayda bir defa da onları ünlülerle buluşturduk. Mesela Doğan Kabak onların programına katıldı. Fırat Parlak katıldı. Yaşayan kütüphane dedik bu gruba. Bu grup mezun olduktan sonra İsterse Zeren Grup Holding iştiraklerinde staj yapabilecekler ya da bizimle birlikte çalışmak. Amaç da şu: hem gençlerimizi bilinçlendirmek hem de istihdam yaratmak.